Şeyden, Taftazani'den, Şerhül Akaid'den bir bölüm almış Ahmet Kalkan Hoca. Şimdi o bölümü onun yaptığı tercümeyle okuyorum. Sayfa numarası da verilmiş. Şerhül Akaid 22-23. Sayfalar. Allah'ın ezeli bir ilmi vardır. Başı olmayan. Bunu inkar etmek mümkün mü? Elbette ki vardır. Hiç şüphe yok. Bu ilim her şeyi içine almaktadır. Tabii ki alır. Zaten ayetlerde o belirtiliyor. Biz insanların ilmi gibi sonradan kazanılan araz cinsinden değildir. Bizim ilmimiz gibi sonradan işte okuyup elde edilen değildir diyor. Tamam. Hiçbir şey onun ilminin ve kudretinin dışında değildir. Tamam, şey elbette şey olansa ya, hiçbir varlık demektir bu. Yani eğer Arapça ise bu ibare, bunun manası budur. Bazı şeyleri bilip bazılarını bilmemek noksanlıktır. Elbette ki hepsini bilir. O bundan münezzehtir elbette ki. Hiç şüphe yok. Burada bir şey yok. Şimdi gelecekte olacak şeyleri o bilir diyor. Şimdi gelecekte olacak şeyler iki türlüdür. Mesela biz burada kader dersini ilk başlattığımız zaman hatırlarsanız Bedir Savaşı'nı örnek verdik, değil mi? Allah-u Teala işte 3 ile 9 yıl arasında şey, Perslilerin Romalılara yenileceğini bildiriyor, tarihte bildirerek. Ondan önce de sonra da emir ve irade benim elimdedir diyor. Tamam. Bu yol haritasıdır. Cenab-ı Hakk'ın bize çizdiği yol haritasıdır. Ama burada insanların ne yapacağıdır imtihan olan. Yani bu iş olacak, tamam, galip gelmek, mağlup olmak başka bir şeydir. İmtihanı kazanmak, kaybetmek başka bir şeydir. Şimdi Allahü Teala bize demiyor mu sizi? Estağfurullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Bakara 155'te. Kesin olarak sizi yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. İşte bu imtihanı yapıyorsa, sonucunu önceden biliyorsa bu olmaz. Bu olmayacağını Cenab-ı Hak söylüyor. Yani bizim söylediğimiz yok, Allah diyor. İşte bilinceye kadar diyor, bilmedikçe diyor. Dikkat ederseniz tenkit edenler hiç onlara dokunmuyorlar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allahü Teala o Bedir Savaşı olayında, yani önceden zafer vaat etmiş miydi? O gün zaferi de verdi. Değil mi? Bedir'de. Peki Müslümanlar imtihanı kazandılar mı? Kazanamadılar. Niye? Çünkü esirleri aldılar. Allahü Teala ne dedi? Önceden size söz verdiğim şey olmasaydı büyük bir azap tadacaktınız dedi. Orada Resulullah var. E şimdi Allah'ın Resulü'nü öyle bir tanımlıyorlar ki efendim hiçbir hatası, kusuru, günahı, şusu busu olmaz. Tamam güzel de Allah'ın bundan haberi yok, haşa. Ne biçim tanım yapıyorsunuz böyle? Allah-u Teala günahından dolayı tevbe et diyecek. Bunlar diyecek ki hayır, Resulullah'ın günahı yok. Bunu söyleyen insanlar büyük ulemadan olacak. Allahü Teala'yı haşa yalancılıkla suçlamak gibi bir ifade ortaya çıkmış oluyor haşa. Onlar büyük ulemadan olacak. Cenab-ı Hak ne diyorsa öyle bilelim diyen insanlar da haşa efendim kötü adam olacak. Hiç kusura bakmayın. Kararı siz vermiyorsunuz. Kararı Allahü Teala veriyor. Biz de Allah'ın kitabına uyuyoruz. Şimdi bakın, ayetleri yazmış Bakara 255. Onun dilemesi hariç, yani ayet-el kürsüydü. İnsanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Bunda, yani bunun üzerine durulacak bir tarafı yok, ayet açık. Elbette ki öyle. O her şeyi bilir. Ve o bir külli şeyin alim. Şey kelimesini az önce anlattık. Olana şey denir. Yere gireni bilir. Tamam. Doğru.
Ondan çıkanı bilir. Gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Tamam, bunlar hepsi şeydir değil mi? Tabii ki bilir. Nerede olursanız olun sizinle beraberdir. Hiç şüphe yok. Allah yaptıklarınızı görür. Bunun bu aksini kim iddia ediyor ki zaten? Allah gökteki ve yerdeki her şeyi bilir. Tam amenna. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak kalmaz. Elbette ki kalmaz. Bunu iddia eden kim? Allah gaybı bilir. Bu da gizlilikleri ve sırları demiş. Tamam, amenna. Gaybın anahtarı Allah'ın yanındadır. Tabii ki öyledir. Onun için gaybı ancak o bilir. O karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. Tamam. Var olanı tabii ki biliyor. Aksini söyleyen mi var? Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Doğru. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Amenna. Yazıyor Cenab-ı Hak. Zaten biz sürekli bunları anlatıyoruz. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını, görülmeyen esrarını bilir elbette. O yaratmıştır, nasıl bilmez? Allah yaptıklarınızı görendir. Tamam, elbette ki görüyor. Şimdi burada bir şey söylemiş Ahmet Hoca. Bak diyor ki, herhangi bir ağacın, herhangi bir yaprağının ne zaman ve nereye düşeceğini bilir. Düşeceğini. Şimdi istikbal verdi bak. Yaprağın düşeceği. Bakalım ayet öyle mi diyor. Hatta şuradan şu mealden bir açar mısın? En'am 59 nasıl mana vermişler bir bakalım. Tamam. Gaybın anahtarı Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. Tamam. Hiç şüphesiz zaten o Hollanda'da yaptığımız derste neydi? Düşmeden önce kayda da geçer. Değil mi? Onu okumuştuk. Peki gelecek ifadesi var mı burada? Mâ teskutu. Buradaki nefi hal derler Arapçada. Yani şu anda olan demekti. Yani pardon, nefi de değil. Ellezi bu. Ma teskut, ellezi teskutu demekti. Ha yok, bu nefi. İlla geliyor değil mi arkasından? İlla geliyor. Evet. Tamam. İlla evet. Bu nefi haldir. Yani şu anda gelecekle ilgili bir ifade yoktur. Zaten manayı verirken de öyle vermişler. Şimdi buna tutup da olacak diye mana vermek, yani sırf bana cevap verecek diye ayete yanlış mana vermek olur mu? Bu cevap mı? Şimdi Mücadele Suresi. Göklerde ve yerde olanları 7. ayeti. 58. sure. Bu açtın mı? 542. sayfa. Elem tera ennallâhe ya'lemu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ın bildiğini görmedim mi? Yani bildiğini bilmiyor musun? Elhamdülillah, amenna. Elbette ki biliyoruz. Mâ yekûnu min necbe thelâfetin illâ huve râbi'uhum. Yani üç kişi bir fısıldamada bulun, bir şey konuşsa kendi aralarında Allah dördüncüsüdür. Yani Allah oradadır. Ve la hamsetin illa huve sadisuhum. Beş kişi bir arada konuşsa Allah altıncısıdır. Yani Allah oradadır. Ve la edna min zalike ve la ekthera. İster iki kişi, ister 2000 kişi olsun. İlla huve ma'ahum eyne makanu. Nerede olurlarsa olsun Allah onlarla beraberdir. Tamam. Bunu inkar eden var mı? ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. Sonra onlara yaptıklarını bildirecektir. Bak bu gelecek de ilerisinde yaptıkları. Biz bile kendi aramızda, sen bak ben sana ileride bunların hepsini bir hatırlatacağım denir diye. Biz bile deriz kendi aramızda. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü yaptıklarını bildirecektir. اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Allah her şeyi bilir. İşte olan yani.
Evet. Şimdi burada mesela Ahmet Hoca'yı haklı çıkarabilecek bir husus var, oraya şey yapalım, atlamayalım yani. Onlar bizim dediklerimizi atlıyor ama biz onların dediklerini atlamayalım. Çünkü biz bağcıyı dövmek için burada yokuz. Biz elma yemeye çalışıyoruz. Ali İmran suresi 45-47. Önce buradan okuyayım. Melekler demişlerdi ki ey Meryem, Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır, Mesih'tir. Dünyada ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır. O beşikte de yetişkinlikte de insanlara peygamber sözleriyle konuşacak ve salihlerden olacak. Meryem, Rabbim dedi, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Şimdi Meryem'in cevabını görüyor musunuz? Bunlar, şimdi bizim uçuk kaçıklar olsa hiç böyle bir soru sormazlar. Ama o soruyor. Allah'ın bir kanunu var. Ya Rabbi senin kanunun yani bir kadının erkekle beraber olmasıdır, çocuğun olması için. Ben de bir erkek eli dokunmadı. Kanunu soruyor ya. Yani. Allah şöyle buyurdu. Öyle de olsa ya bir de hani dediğin doğru. Ya bu kanunun bu. Ama bu kanun benim değil mi? Değiştiririm. Tamam. İşte kadir bu. Ölçüyü ben koyuyorsam ben değiştiririm. Bir zamanlar biliyorsunuz bir hükümet şeyinde akşam bir kanun çıkarıyorlardı. Bir problemi çözmek için sabahleyin o kanunu değiştiriyorlardı. Allah şöyle buyurdu. Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. Tamam. Allah emretti mi olur. Bir işe hükmedecek, hükmedince sadece ol demesiyle oğlu verir. Tamam. Yani ol demesi yeter. İnsanın oluşması için. Onun için ona söz derler. Allah'ın ol emriyle oluştuğundan dolayı. Tamam. Şimdi burada gene şey yapmış. Salihlerden bir peygamber olarak ona İshak'ı müjdeledik. Tamam. Allah yine İbrahim'in karısına da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdelediğini bildiriyor. Zekeriya'ya Yahya isimli bir oğlu müjdelediğini söylüyor. Tamam. Şimdi bunların hepsini okuyalım sonra konuşalım. Yani esas zor cevaplar bunlara verilecek olan cevaplardır. Bunlar işte tamam. Yani Ahmet Hoca'ya teşekkür ederiz. Bak burada güzel, iyi yakalamış meseleyi yani. Kur'an'ın verdiği haberlerdendir. Kendisinden 500 küsur yıl sonra gelecek Ahmet isminde bir peygamberi müjdeleyici olarak gelen İsa. Bu zatın geleceğini elbette kendisine Allah'ın bildirmesiyle biliyordu. Hiç şüphe yok tabi. Allah 5 arsı sonra olacağı geleceği bilir de birkaç sene sonra kimin kimin evleneceğini hiç bilmez mi? Allah bir çocuğun mümin ana babasının imanına zarar vereceğini, o çocuktan sonra o ailenin daha uygun çocuğun olacağını, gemiyi yolda gasp edeceklerini biliyor. Musa ona, sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. Şimdi öğretilenler, bilgi, tamam. Şimdi dikkat ediyorsanız, aslında burada size yaptığım ilk derste bunların hepsi var. Az önce hatırlattığım gibi işte Rum suresinde Rumlar mağlup oldu. Birkaç yıl sonra galip olacaklar. O günde size Allah zafer verecek dedi. İşte bu ister 500 sene önce olsun ister 5 saat önce olsun fark etmiyor yani. Olmadan önce bunlar yol haritasıdır. Asıl mesele bu olaylar karşısında insanın da tavrıdır. İşte Allah-u Teala imtihan ettiğinden dolayı, bak bütün anlatılanlar o. Cenab-ı Hak imtihandan dolayı bunu söylüyor. Ve kendisi diyor yani, mesela İbrahim Aleyhisselam'la ne diyor? Ve idiptela İbrahim'e Rabbuhu bir kelimat. Fetemmehun. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimeleri imtihan etti. O da hepsini tamamladı. Efendim diyorlar ki, işte geçen hafta okudum ben size. Allah bir insanı imtihan etmez, etmesi caiz değildir diyor Fahrettin Razi.
Elmalı'da diyor böyle bir şey düşünülemez. E ne oldu? Ya Allah insanları imtihan için yarattım diyecek, sen düşünülemez diyeceksin. Bu kafa yapısı, yani Müslümanların niye ayakta duramadığını anlıyor musunuz? Ya biz hangi dinin mensubuyuz? Allah'ın kitabına kendimiz mi yön vereceğiz? Şimdi şeyde Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar ve prensipler var. Bu kanunları ve prensipleri işte ben şey yaptım, size yine tekrar edeyim bu vesileyle. Bedir Savaşı ve Kader dersinde bunların tamamı var. Aslında bunları tekrar ediyoruz. Bu şundan dolayı, iyileşmeye dönen yaraya sürekli merhem sürerler ki hani yumuşak kalsın. O bir merhem sürmekten ibarettir. Yoksa tedavisi yapılmış mı? Allah'a şükür. Şimdi şeyde mesela Haç suresinin 26. ayetini bir açın bakalım. 22. sure 26. ayet. 334. sayfa, evet. Şimdi şuraya bakar mısın? Bak. Mesela evet, elbette ki İsa aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün bunlar böyle. Ya da şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Mesela ben kendimi anlatayım. Erzurum'da doğdum, büyüdüm. Dindar bir çevre, değil mi? Annem Müslüman, babam Müslüman. İmkanlar bulduk, çocukluktan okuduk, yetiştik falan filan. Bunlar nedir? Bunlar kişinin cebindeki para gibidir. İlim cebdeki para gibidir. Para faydalı mıdır, zararlı mıdır? Söyleyin bana. Hı? Nasıl kullandığına bağlı. İyi kullanırsan çok iyidir. Kötü kullanırsan çok kötüdür. İlim de öyledir. İnsanları saptırmak isterse bir alim öylesine bir saptırır ki kimse saptığını fark bile edemez. Yani parayı nasıl kullandığına bağlı. İşte Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme okuduk ayetlerde Mekke'ye gitmesi için Bedir ordusunu verdiğini söyledi. Gidebildiler mi? Resulullah olmasına rağmen Allah'ın emrine uygun davranmadığı için Cenab-ı Hak bırakmadı. Tıpkı Adem aleyhisselamın o şeydeki ağaçtaki meyveyi yemesine benzer bir tavır ortaya çıktı. Dolayısıyla bunlar yol haritasıdır. Yol haritasıdır. Zengin bir adamın çocuğu olarak dünyaya gelebilirsiniz. Elinizde her türlü imkanlar var. Bunlar sıfır. Bunlar sıfır. Sizin kendi kazancınızdır kendi hanenize yazılacak olanlar. Bunlar sıfır kilometredir. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Kişinin çalıştığından başkası kendinin değildir. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Şimdi buna örnek olarak İbrahim Aleyhisselam vereyim. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın Yahudi'ye de, Hristiyan'a da, Müslüman'a da örnek gösterdiği bir nebi değil midir İbrahim Aleyhisselam? Bak diyor ki Allah-u Teala, ve اِذْ بَوَّعْنَا لِيْبْرَٰهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. İbrahim'e o beytin yerini hazırladığımız vakit, Kabe-i Şerif, ne dedi? Ne demiş oluyor? Ne diyor? Ella tüşrik biye şey'a. Bana bir şey ortak koşma ha. Ya bu İbrahim çocukluğunda geçirdiği imtihanı kazandı. Burada okuduk beraber, değil mi? Bu İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Toplumuna, tek başına topluma karşı savaş açtı mı? Allah bize örnek göstermiyor mu İbrahim Aleyhisselam'ı? Ondan çok sonra Mekke'ye gelen ve kendi oğlunu bile Allah için kesebilen bir İbrahim'i Allah-u Teala ne diyor?
bana ortak koşma diyor. Bu ne demektir? Sen İbrahim de olsan her saniye imtihandasın demektir. Böyle bir İbrahim Aleyhisselam bize örnek olur. Ömür örnek olmaz. Bugün Enes Hoca ile okuyoruz. Neyse o alimin adını da söylemeyelim değil mi? Şimdi ya, Enes Hoca şaşırıp duruyor. Ya diyor, bunları diyor bu adamlar hiç söylemese kimsenin aklına bile gelmez. Ya bunlara ne gerek var? Fatih Hoca da oradaydı. Şimdi bunlar büyük büyük alimler. Bakıyorsun ki bugün insanlara okullarda, medreselerde okutulanlar bunlar. Ya Allah'ın kitabını okutsanıza kardeşim ya. Onu okuyan insanların Allah'ın Resulü'nü örnek alması imkan ve ihtimal dışı. Bak işte Allah ne diyor? İşte İsa Aleyhisselam da öyle, Meryem validemiz de öyle. Meryem validemiz Allahü Teala ne diyor? Şeyde, Ali İmran'da 42'den 43'e kadar. Bir açar mısınız? Ve iz kâletil melâiketü yâ Meryem innallâhe istafâki ve tahharaki. Melekler Meryem'e der ki Meryem, Allah seni seçti ve seni arındırdı. Ve istafâki alâ nisâil âlemin. Seni âlemin bütün, yani şu yaşayan halkın bütün kadınları üzerine, kaçıncı sefer? 54. sefer. Bütün bu alemin kadınlarına seçkin kıldı seni. Tamam, güzel. Bu sıfır noktası. Sonra imtihan soruları geliyor. Ya Meryem uknuti li rabbik. Meryem Rabbine boyun eğ. Vescudi, secde et. Verke'i ma'arraken, rükû edenlerle beraber rükû et. Öyle, kimseye torpil yok. Allah kimseye torpillik geçmez. Mümkün değil yani. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de, Meryem validemiz de kendi gayretleriyle imtihanı kazanmışlardır. Onun için bize örnektirler. Şimdi hangi kadın Meryem validemiz gibi olmak ister söyler misiniz? Soralım şu hanımlara. Hanginiz istersiniz? Düşünmek bile istemezsiniz. Yanlış mı? Hamile olarak geleceksiniz. Yani bu kim dayanabilir bunu? Ne kadar ağır imtihanlardan geçiyorlar. Hepimiz de geçeceğiz. Evet. Bunları şey yaptığı için ben tekrar teşekkür ediyorum Ahmet Kalkan Hoca'ya. Şimdi mesela bir de şey yapmış, Keyif suresindeki ayetleri vermiş burada. Onu biz zaten daha önce burada şey yapmıştık. Evet, Hızır bütün bunları kendiliğinden değil Allah'ın emriyle yapmıştı, tamam. Ya bütün mesele, elbette ki Cenab-ı Hak, kuralları koyan, gelecekle ilgili planlarını yapmış olan, Allahü Teala cennet şöyle olacak, cehennem böyle olacak, şu şöyle olacak dedikten sonra bunun aksi olması mümkün değil. Siz bile kendi iş yerinizde gider talimat verirsiniz. Bak bugün misafir mi gelecek? Şu 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 yemekleri yapın. Kapıyı temizleyin, pencereyi temizleyin, şuraları silin dendiği zaman o yapılmazsa olur mu? Cenab-ı Hak tabii ki cennette kim girecek, cehenneme kim girecek hepsini belli etmiş ama ölçüleriyle. Yani şu şu işleri yapanlar cehennemliktir. Şu şu işleri yapanlar da cennetliktir. Falanca cehennemlik, filanca cehennem cennetlik değil. Ben size daha önce söyledim. Şeytanın cehenneme gideceğine dair ayetler var. Çünkü şeytanlık bir vasıftır. Onun için şeyatînel insi vel cin der Allah. İnsan ve cin şeytanları. Ama iblis cehennemliktir diye bir yaparsan cehenneme gidersin diye uyarı var. Ama iblis henüz ölmediği için cehennemliktir diye ayet bulamazsınız. Çünkü iblis ölene kadar tevbe imkanı var önünde. Allahü Teala kuralını bozmaz. Bu sünnetullah'tır.
O istisnai durumlarda bozduğunu da bize bildiriyor. İstisnai durumlar hariç. O kendisi yapıyor. Ona zaten mucize deniyor, başka şeyler deniyor. Onlar istisnai durumlardır. Evet. Siz kendi siz Allah'a mı öğretiyorsunuz? Hangi ayette o? Efetuallimune kul etuallimune Allah'a bidinikum. Hucurat, evet. 48. sureydi değil mi? 49 evet. 49. Evet, 516. sayfa 16. ayet. Kul etuallimune Allah'a bidinikum. Yani siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Bu olmaz yani. Allah'a biz din öğretecek değiliz. Allah ne demiş, onu yapacağız. Vallahu ya'lemu ma fi's-semavati ve ma fi'l-ard. Vallahu bi kulli şey'in alim. Göklerde ne var, yerde ne var, hepsini Allah bilir, Allah her şeyi. Tam da bu konuyla ilgili. Yani bak, göklerde ne var, yerde ne varsa bilir diyor. Neyse, başka bir konuya geçmeyeceğiz. Şimdi evet, burada bir ayet daha şey yapmış Ahmet Kalkan Hoca. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun, bilin ki o sinelerin özünü bilir. Mülk suresi 13-14. ayet, 67. sure. Hiç yaratan bilmez mi? Ela ya'lemu men halaka ve vel latiful habir. Ya bunlar tabii, zaten bizim söylediğimiz bunlar. Bak şimdi burada diyor ki Allah'ı başka bir varlığa benzetmek imanı götüren bir suçtur. Tamam. Haber vermediği konularda Allah'ın ilminin ne olduğunu biz bilmeyiz diyor. Tamam, ben seni bunda istiyorum zaten. Ya Allah ne demişse ona baksana sen. Allah-u Teala insanları imtihan için yaratacak. Ondan sonra bütün ilgili ayetler onu ifade edecek. Peki her şey, başını sonunu her şeyi biliyorsa niye imtihan etsin ki? Yani öyle bir tane ayet gösterin de tamam biz de anlayalım. Yani Allah'a şükür ki Hasan el-Basri'nin de risalesi duruyor da, sağ olsun Mustafa İslamoğlu Hoca da onu yayına hazırladı. Şimdi mesela ahirette hocalardan birisi de bu ayet-i kerimeyi koymuş bende. Belki Ahmet Kalkan'da da vardır ama çünkü belki atladığım yeri varsa. Fatır suresinin 37. ayeti. Cehenneme gidenler Cenab-ı Hakk'a yalvaracaklar. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. Yani böyle yalvarıp yakalayacak, bağırıp şey, aman ya Rabbi ne olur falan böyle bağıracaklar. Böyle gırtlaklarını yırtarcasına. رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. Kaçın sayfa? Fatır 35. sure. Evet. 37. ayet. 437. sayfa. Evet. Oğlum yastarihune fiha. Onlar cehennemde böyle gırtlaklarını yırtarcasına bağıracaklar. Rabbena ahricna na'mel salihan gayrellezi kunna na'mel. Ya Rabbi bizi buradan çıkar da yaptığımızın dışında bir şey, iyi işler yapalım. Daha şimdiye kadar yanlış şeyler yaptık, anladık ama bundan sonra güzel şeyler yapalım diyecekler. Allahü Teala da diyecek ki evemen nuammiruk evelem nuammirkum ma yetezekkaru fihi men tezekkar. Böyle aklını kullanabilecek, bilgilerini kullanabilecek bir kişinin kullanacağı kadar bir süre ben sizi yaşatmadım mı diyecek. Yani size yeteri kadar süre verdim ben. Ve ca'akumun nedir? Size uyarıcı da geldi.
فَذُوقُ فَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ nasir. Tadın. Zalimlere yardımcı yoktur. Mesela bunu Tebbet suresini ikide bir öne alıyorlar. Efendim diyorlar, geçen hafta bir şey yaptık. İbn Abbas'a dayandırılan bir rivayetten bahsettik biliyorsunuz. İbn Abbas Medine hicretten 3 sene önce doğmuş bir çocukken Mekkeli yılların ilk başında olan bir olayı anlatıyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Geçen hafta da anlattım. İbn Abbas çok değerli bir sahabidir. Böyle bu ve Resulullah'ın amcasının oğludur. Bu tür kişiler yanlış yapanlar tarafından çok kullanılırken çok adı kendi arzuları istikametinde sözlere alet edilen kişi kişinin başında İbn Abbas gelir. Şimdi İbn Abbas'a rivayet nispet edilen sözde ne var? Resulullah çıkmış insanları Ebu Kubeys Dağı'nda işte kendisinin Allah'ın Resulü olduğuna inanmaları gerektiğini söylemiş. O da tebben lek demiş. İşte sen husrana uğrayasın demiş. Yani yok olup gidesin demiş. Hemen arkasından sure geliyor. Tebbet yede Ebi Leheb. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir kanunu var mı? Allah-u Teala Resulullah'a demiyor mu? فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَ. Sen kafirlere süre tanı diyor. İşte burada da sen düşüneceğin kadar sana biz süre vermedik mi diyor. Hemen arkasından ayet gelecek ve şeyin işi bitirilmiş olacak Ebu Leheb. Peki ahirette Ebu Leheb Cenab-ı Hakk'a bu itirazı yapsa, yani bu rivayetler doğru olsa, bir, Ebu Leheb hayattayken bu oldu deniyor. Niye hayattayken diyorsunuz? Efendim, Bedir Savaşı'nı Ebu Leheb falanca kişiyi kendi yerine gönderdi. Ondan sonra da deniyor ki Mekke'de bütün erkekler gitti, gitmeyenler yerine bir adam gönderdi. Gönderdiği adam da Mekkeli bir erkek. Peki o kendi yerine kimi gönderdi? Bedir Savaşı da Medine'ye hicretin ikinci yılında oldu. Demek ki Ebu Leheb o zaman öldü. Peki bunu rivayet eden kim? Tarih kitaplarından bilmem hangisi. Yav kardeşim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu kanunları, yani bu şeyi, kesin bilgiyi bir zanna mı kurban edeceksiniz? Ben şimdi size tekrar şeye döneyim. Bedir Savaşı'nı anlattım ben size, değil mi? Peki Bedir Savaşı'nı o şekilde anlatan bir kaynak duydunuz mu şimdiye kadar? Niye kitapların hiçbirisi bunlardan bahsetmiyor? Bir bakın bakalım. Nasır Suresi ile ilgili ne söylüyor tefsirler? Bir bakın, lütfen bir bakın. Bunun bağlantısını kopardığınız zaman Nasır suresi anlamsız kalır. İzâ câe nasrullâhi vel feth, Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve râiten nâsi yedhûlne fî dinillâhi yefvâce, insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini görürsen fesebbih bihamdi rabbik, Rabbin hamdine karşılık tesbih et, yani her şeyi güzel yapmasına karşılık Cenab-ı Hakk'a boyun eğ. Estağfirhu, günah işle. Ya Mekke'yi fethetmek şey, onun günahından tevbe et. Mekke'yi fethetmek günah mı ki istiğfar etsin? Hadi bakayım. Gerçekten size bir şey ödev veriyorum. Haftaya kadar bir bakın bakalım. Ciddi söylüyorum. Bakın ki Nasır suresindeki istiğfarı nasıl anlatmıştır? Bağlantıyı kopardığın zaman hiçbir şey anlamıyor. Peki Bedir Savaşı'nın bir başarı olmadığını buradaki dersin dışında hiç duymuş muydunuz? Peki kendi kafamızdan mı anlattık onu? Şimdi bakın şu mealden açıp ben size o başarı olmadığını gösteren ayete nasıl mana verildiğini ben size okuyayım buradan.
Enfal 67'yi bir açın bakalım. 8. sure 67. ayet. 67 ve 68'i birlikte okuyalım. Bize insanlar teşekkür edeceğine bu edecekler. Ben belki Ahmet Kalkan Hoca'dan da bekliyorum teşekkürü. Çünkü bu yazdığı yazı onun teşekkür edeceğini gösteriyor. 184. sayfa 67 ve 68. Mealden okuyayım size, bakın. Yeryüzünde ağır basıncaya kadar, parantezler okumuyorum. Hiçbir peygamberlere esirleri bulunması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz, halbuki Allah ahireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Esirleri bulunması yaraşmaz. Böyle bir cümle var mı Türkçe'de? Esirleri bulunması yaraşmaz. Şimdi yanlış yaptın mı tutturamıyoruz. Tutmuyor. Sonra yeryüzünde ağır basıncaya kadar, yeryüzünde ağır basıncaya kadar. Ya şimdiye kadar yeryüzünde ağır basmış, tam dünyaya hakim olmuş bir peygamber duydunuz mu? Yani peygamberlerin böyle bir görevi mi var? Yeryüzü ne demek? Tabii ki siz Muhammed suresinin 67. ayetiyle birlikte anlamazsanız yeryüzü dersiniz. Burada tamamen anlaşma. E peki yeryüzünde hakim oldun, herkes senin emrinde. Esir almanın anlamı ne? Şimdi kulakları çınlasın. Şeyde Tromso'da Adnan Ökten Hoca, bu bizim astronom arkadaşımız, İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimleri bölümünden birisine fena halde sinirlendi. Hatta adamın yanından kalktı gitti. Ben de adamla beraber fotoğraf çektirmek zorunda kaldım. Bana da epeyce sinirlendi. Ya bu adamlar niye fotoğraf çektiriyorsun diye. Niye biliyor musunuz? Aynen şunu söyledi. Ya kardeşim, bu adamlar öyle bir din anlatıyorlar ki adeta insanlara sakın inanmayın diyorlar. İsyan etti yani orada. Ve gerçekten de %100 haklıydı. E şimdi şuraya bakın. Yeryüzünde hakim oldu. Ya peygamber hakim olmak için mi gelir memleki dünyaya? Peki hakim oldun, daha niye esir alıyorsun ki? Herkes senin emrinde zaten. Halbuki burası savaş meydanından bahsediyor. Çünkü şeyi Muhammed 4. ayette birlikte okumazsan anlamam mümkün değil. Ondan sonraki ayete bakın. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı aldığınız fideden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Ya fideyi nereden çıkardın? Fideyi nereden çıkardın? Şimdi bunlar küçücük şeyler gibi gözüküyor. Ama her şeyi bitiriyor. Zaten siz şuradan Ankara'ya giderken yolda küçücük bir lafa olsa, Ankara diye bir levha yan yola verse sizi, o yan yolda girdiniz, yan yol değil, dört şeritli müthiş bir yol, basıp gittiniz ve kendinizi İzmir'de buldunuz. O küçücük şey, baştan o küçücük açı seni nerelere götürür? Ya bunu nereden buldunuz da buraya sokuşturdunuz kardeşim ya? Hani fidye burada? Fidye de ne demek? Şimdi görüyor musunuz? Ama ne yapalım, bu doğru yola, yani Allah'ın kitabını insanlara anlatanların sabretmesi gereken bir durum bu. Gayet normal. Ama biz insanlara tekrar şunu söylüyoruz. Lütfen Allah'ın kitabına uyalım. Neyse, çok çok yorduk ama bu dersler böyle gidiyor.